Konyaaltı ile Bey Dağları bir bütündür. Birlikte var olmaya dayalı bir ilişkileri vardır. Bey Dağları aslında Konyaaltı'nın hayat damarıdır. Konyaaltı Bey Dağları'ndan aldıklarını tüm baskılara rağmen doğal hayat olarak geri verir ve bir paspartu gibi Bey Dağları'nın estetiğini oluşturur. O kadar bütünleşik bir kompozisyon var ki günün sonunda Bey Dağları görkemli gölgesini Konyaaltı'nın üstüne şal gibi örter ve uykuya dalar. İşte aynı zamanda Bey Dağları'nın ve Torosların daimi türküsüdür bu. Konyaaltı sahillerinin Bey Dağları ile konuştuğunu biliyor muydunuz? Sizleri bilmem ama doğa ruhuyla büyümüş şahsım olarak konuştuğunu biliyorum. Konyaaltı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, coğrafyanın kendisine bahşettiği olağanüstü doğal güzelliktir. Bu olağanüstü durum kendisini bazen morfolojik boyutta hissettirirken bazen de doğal peyzaj karakterleriyle izleyenlere unutulmaz manzaralar sunar. Bu bağlamda Bey Dağları ile Konyaaltı birlikte var olmaya adanmış bir bütünü temsil ederler. Birisi var olmadan diğeri kendisini ifade edemez, yalnız kalır. Bey Dağları'nın gölgesi muhteşem doğu ananın bir tasarımının çıkış noktası olarak vücut bulur. Bu coğrafi temsil Konyaaltı'na her yerde olabilecek ve görülebilecek sahil konseptinden hızla uzaklaştırarak coğrafyaya ve mekana sıkı sıkıya tutunan olağanüstü büyülü bir yapıya kavuşturur. Konyaaltı Bey Dağları ile konuşuyor diyorsam hiç de yalan olmaz. Güçlü ortaçağ ressamlarının aylar süren çalışmaları sonucu doğayı fotoğraf kalitesindeki özümseyişlerinin ruhunu tablolara dökerken ışık tonlarına göre anında sayısız tablolar veriyor. Ana oğul Konyaaltı ve Bey Dağları işte doğanın büyüsü budur. Doğayı seven ve özümseyenler için Konyaaltı kumsalı dramatik coğrafyanın film şeridi gibi izlendiği bir sahnedir. Bergama Kralı 2. Aktolos, öncü kuvvetlerine gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Öncü kuvvetler kralın bu emriyle yola çıkıp diyar diyar dolaşır ve sonunda Antalya'nın bulunduğu yere geldiklerinde karşılarındaki eşsiz güzelliğe bakarak cenneti bulduk derler. İşte o gün kurulan kent Attalia, bugün karşımıza yeryüzü cenneti Antalya ve Konyaaltı sahilleri olarak çıkmaktadır. Antalya bu adı hak ediyor. Gerek doğası, gerek iklimi ikinci bir cennet havası katıyor Antalya'ya. İçinde bulunduğu bölge, sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikler sayesinde Türk Rivierası adını almıştır. Antalya sahilleri bu adı hak ediyor ki her yıl milyonlarca yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Antalya, Türkiye'nin güney ucunda büyük bir bölümü falez ya da yalı yarı olarak adlandırılan traverten bir kaya parçasının üzerine kurulmuş denizel bir şehirdir. Doğa harikası Konyaaltı bölgesi 20. yüzyıl sonlarına kadar falezler üzerinde yer almasından dolayı Konyaaltı biçiminde anıldığı ve halk dilinde söylene söylene Konyaaltı'na dönüştüğü bilinen bir bölgedir. Ayrıca Konyaaltı, Anadolu uygarlıkları yerleşim haritasına göre Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Pamfilya ile sınırdır. Milattan önce 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia'dır. Bu bölgede bulunan Konyaaltı plajı Antalya'nın güneybatısında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kum çakıl karışımı bir plajdır. Bir kısmı Beach Park'a dahil olmak üzere özel ve halka açık plajların bulunduğu sahil boyunca denizden faydalanmak mümkündür. Ayrıca belediyenin yaptırıp işletmeye açtığı halka açık plaj tesisleriyle
yeme içme ihtiyacına cevap verebilecek gazinolar, pansiyonlar ve oteller vardır.